Çabuk, yine ne oluyor? Ya? Abi bahçeye çıkmayın, bahçe polis kordonu altında. Alt kata gidelim mi? Oradan nasıl çıkarız? Arka kapıdan çıkarız. Doğru, aşağı inmekten başka çare ama yok. Ama sen başka yöne git, onlar kalabalığın peşine takılacak. Sonra çınar altında buluşuruz. Evet, tamam. İyi fikir. Biz seninle geliyoruz. Silahlar var, onlar ne olacak? Oğlum önce şuradan bir uzaklaşalım, onu sonra düşünürüz. Hadi tutulmuş. Ne yapacağız şimdi? Deniz, üstümüzde silah var. E nereye bırakalım? Taylan, bana ver. Sen de bana ver. Sağ ol abi. Deniz, acele et. Tamam, geliyorum. Deniz, hadi ne bekliyorsun? Defne, ben... Deniz, ver bana şunu. Hadi ver dedim. Çok dikkatli ol, tamam mı? Hadi. Hadi gelin artık, hadi. Durun! Biz ateş etmeye mecbur etmeyiz. Teslim olun, kanuna karşı gelmeyin. Deniz, durun. Sen şu odaya gir. Hadi çabuk ol, hadi. Durun! Deniz gezmişi mutlaka alacağım. Hadise çıkarmamak elinizde. Çıksın, teslim olsun. Bir dakika lütfen. Arkadaşlar durun, izin verin. Bir dakika durun. Biz öğretim görevlisiyiz. Siz aradan çekilin, bu meseleye karışmayın. Biz Deniz'le konuşuruz, bize biraz müsaade edin lütfen. Kaçarı yok, teslim olacak. Onu buradan almadan gitmeyeceğiz. Dışarı çıksın, teslim olsun, zor kullanmayalım. Bakın, buradan çıkamaz çocuklar. Tek çare teslim olması, başka yolu yok. O zaman şartlarımız var. Yarattığınız anarşi yetmiyormuş gibi bir de şart mı koşuyorsunuz? Öğrencilerin taleplerini dinlemenin kimseye zararı olmaz. Lütfen, lütfen bir saniye dinleyelim. Konuşsunlar bakalım. Birinci şartımız, deniz gezmiş toplum polisine verilmeyecek. Aksi halde su gibi kan akar. Haberiniz olsun. İkinci olarak teslimden en fazla 3 saat sonra adliyeye sevk edilecek. İşkence yapılmayacak. Bu yerine getirilmeyecek bir istek değil. Lütfen. Peki, şartlarınızı kabul ediyorum. Hadi. Sakin ol oğlum, lütfen. Hadi eyvallah arkadaşlar. Hadi eyvallah. Yapmayın!
burayı, boşaltın. Sağ olun.